Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte efsane mi efsane bir videoyla karşınızdayım. Şimdi PlayStation 5 Slim Digital Edition aldım. Gördüğünüz gibi yanında da bir tane lacivert konsol aldım. Şimdi ben bunları daha önceden açtım, kurulumunu yaptım ama sizlerle de birlikte bir baştan açayım dedim. Şimdi kolumuzu açalım ilk önce. Kutu içinden kutu çıkıyor. Sony'nin klasik üretimleri. Çok severler kutu içinden kutu çıkartmayı. Evet. Açtığımız anda direkt zaten DualSense karşımıza çıkıyor. DualSense cidden mükemmel hissettiriyor. Aşırı güzel ve elde tutumu rahat. Yani tarif edilemez ama mükemmel. Evet. Konsolumuzu kenara koyalım ve işte asıl mevzuya geçelim. Şöyle çevireyim. Evet, işte açıldı. Yan yatırıp, yo dur, ilk önce şeyi oluyor bunların. Ben bir açmamız lazım. Yine kutu içinde kutu. Çok meraklı sonra bu işi. Evet, buradan DualSense kontrolcümüz çıkıyor. Bu da beyazı. Paketini koyalım. O da çok güzel hissettiriyor. Ben PlayStation 3 kullandım. 4 kullandım. 5 kullanacağım şimdi. 3'te konsolu ağırlığını çok hatırlamıyorum ama bu DualShock 4'e göre sanki bir tık daha ağır. Ama elde tutumu muhteşem. Tuş hissiyatı gayet güzel ve kaliteli hissettiriyor. Şimdi burada HDMI, gayet kaliteli bir HDMI kablosu var burada. 4K mı neyi destekliyor diye hatırlıyorum. Burada güç kablomuz çıkıyor. Burada bir ucu Type-C, diğer ucu da Type-C olan bir şarj kablomuz var. Type-C kullanılmış DualSense'de. Bağlarken de Type-C kullanılmış. Bu konsolumuzu da kenara koyalım. İşte şimdi cihazı çıkaracağız. Önce şunu bir sanırım çekmem lazım. Evet. Yo, yan yatırayım. Aynen, yan yatırayım. Daha kolay olacak. Bunu çekmek bayağı bir güç gerektiriyor. Ben yardım alacağım. 2 dakika bekleyin. Evet, cihazımızı çıkardık. İçinden böyle okur musunuz bilmiyorum ama hemen böyle değişik düşük kağıtlar çıkıyor. Kullanım kılavuzudur, zarttır, zurttur. Çok uzun kitap yapmışlar. Bu siyah beyaz baskı ama bunu renkli baskı yapmışlar. Güzel olmuş. Şimdi geçelim asıl mevzuya. Kurnalarını çıkaralım. Şöyle çıkaralım. Bu şekilde. Şöyle. Şuradan. Aman, cihaz da ağır. Bayağı ağır. Ve işte karşınızda PlayStation 5 Slim. Buraları ne deniyor, mat mı deniyor bilmiyorum ama tam parmak izi olmaya hazır. Diğer katmana göre biraz daha böyle yansıtıcı. Buralar da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi ucu Type-C olan bir bölge. Burada USB lazım olursa diye bir tane daha. Yok, USB yok sanırım. Neyse. İki kapaklı bir tasarım olmuş. Ben kurulum yapmıştım dediğim gibi. Bu kapakları da taktım. Yan koyacağım için. Gördüğünüz gibi güzel. Bu kapakları da tek tek çıkarabiliyorsunuz. Hadi o zaman direkt kurulumunu yaptığım için oynanışa geçelim. Evet arkadaşlar, PlayStation taktık. Evet. Şimdi oyun konsolu. Okey diyelim. Şöyle PlayStation'ı da göstereyim. Bu şekilde ışığı yandı. Kolumuzun da ışıkları geldi. Ve ses de biraz verelim. Evet, bunlar ilk kurulum yaparken test amaçlıydı. Şimdi ben burada bilgilerimi gireceğim için durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar, hesabıma
giriş yaptım ve geri geldim. Burada Astro's Playroom diye bir oyun var. Hemen giriyoruz oyuna. Bir dakika. Oyun böyle konsolu tanıtıyor. Güzel bir oyun. Ben önceden biliyorum. Güzel bir oyun. Evet. Cidden çok iyi hissediliyor. Evet. Bir DualSense dedikleri kadar varmış arkadaşlar. Mesela böyle yandan geçenleri kolda hissedebiliyorum. Aynı geçiyormuş gibi cidden de. Sesi biraz kısayım. DualSense kablosu cihazım. Ooo titreşim. Şu an nereyi titriyor? Sanki cidden altından roket fırlıyor gibi. Böyle o zorlamayı hissediyorsunuz tetikte. Bir zorluyor basarken. Yani konsol kısacası böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın.